Sakarya TV'den herkese merhaba. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nde final zamanı geldi, çattı. Sakarya Üniversitesi stadında Yeditepe Eagles ve Hacettepe Red Bears takımları karşı karşıya gelecek. Ben Bertan Erman, bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağım. İki takım buraya nasıl geldi? Önce onlardan bahsedeyim. İlk olarak Yeditepe Eagles Batı grubunda yer aldı. 4 maçta 4 galibiyet elde ettiler. En az 41 farkla bir galibiyet elde ettiler. Maç kazandılar. Ve yarı finalde de Doğu grubunun ikincisi Afyon Kocatepe Victory Walkers'ı 56-6'lık skorla geçerek finale kalmayı başardı. Hacettepe Red Bears da tıpkı Yeditepe Eagles gibi 4-4 yaptı. Yarı final maçında İzmir Ekonomi Üniversitesi Helsinki takımıyla karşı karşıya geldiler. 22-18'lik bir galibiyet elde ettiler ve Yeditepe Eagles'ın rakibi olduğu başkent ekibi. İki takımın da tek bir isteği var, birinci lige çıkmak. Hacettepe Red Bears iki senelik bir aranın ardından birinci lige çıkmak istiyor. Yeditepe Eagles ise geçtiğimiz sezon düşmüştü, birinci lige veda etmişti. Bir sezon aranın ardından yeniden hedefleri birincilik. Para atışı gerçekleştirildi, yapıldı ve birazdan hangi takımın maçın ilk hücum serisini yapacağını göreceğiz. Oyuncular sahaya doğru geliyor. Bu maçı kazanan ikinci ligi şampiyon tamamlayacak ve direkt olarak adını birinci lige yazdıracak. Bu maçın kaybedeni ise henüz onlar için bitmiş bir şey olmayacak. Playout maçı oynayacaklar. Birinci ligin yedincisi Eskişehir Anadolu Rangers ile eğer o maçı kazanırlarsa gelecek sezon bu maçın kaybedeni de playout maçını kazandığı takdirde birinci ligde yerini alacak. Evet, şu an Santra'da Hacettepe var. Dönüş takımında ise Yeditepe'yi görüyoruz. Düdük çaldı. Santra yapıldı ve topla buluşan isim Eduardo Maranhão, Yeditepe Eagles'ta. İyi bir dönüş koşusu oldu ve yaklaşık 38 yardalık bir mesafeden hücuma başlayacak Yeditepe. Yeditepe Eagles'ta oyun kurucu olarak Curtis Walsh'u görüyoruz. Kendisi sezon başında yer almıştı Yeditepe kadrosunda ancak ailevi sebeplerden dolayı Amerika'ya geri dönmüştü ülkesine. Yerine Riley Geldal gelmişti. Yarı final maçına kadar oynadı Geldal ve final maçında Curtis Walsh yeniden Eagles formasıyla bu arada 40 yard çizgisinden başlıyor hücuma Yeditepe Eagles. Curtis Walsh döndü. Kendisi gitmek istiyor. Kurtuldu. Curtis Walsh istediği pas pozisyonunu bulamayınca topu dışarıya attı. Bir sek riski de vardı. Curtis Walsh'un üzerinde bir baskı vardı Hacettepe savunmasında. Aynı yerden 2 ve 10 oynayacak Yeditepe. Şu an snap yani topu çıkarma süresi akıyor. 40 saniyelik. Evet, bir koşu oyunu denemesi var. Eduardo Maranhão. İki kişi birden Mustafa
Dürük ve 54 numaralı formasıyla Hacettepe'de bir diğer linebacker Eduardo Maranhao'ya geçiş izni vermedi ve Yeditepe hücumu geriye gitti. 3 ve 13 oynuyor şu an. Ve bu arada başka bir koşu oyunu, ancak 40 yardaya kadar ilerleyebildi ve Degaş takımı, pant takımı yani Yeditepe'de sahaya giriyor. Hücum haklarını tazeleyemediler. Az önce Kaan Atsever koşan oyuncuydu. Bu arada topun 39 yard çizgisinde olduğunu görüyorum. 4 ve 11 oldu. Evet, şimdi degaj yapıldı. Ve top dışarıya çıktı. Şimdi hücum sırası Hacettepe Red Bears'ta. ...46 yarda çizgisinden başlayacak kendi yarı sahasında Hacettepe hücum serisine. Bu maçtaki ilk hücum serileri olacak başkent ekibinin. Ve bu arada bir anlaşmazlık, top yere düştü. Ama yere düşen topu hemen Hacettepe hücumu yakalamayı başardı. Bir mesafe kaybı yaşadılar. 2 yardlık bir gerileme oldu. 2 ve 12 oynayacak Hacettepe. Bir koşu oyunu var şu an Hacettepe Red Bears'ta. Koşuyu yapan oyuncu Levent Deniz Çelik. Üçüncü hücum hakkını oynayacak şimdi Hacettepe. 3 ve 11 olarak görüyorum. Şu an bir düzeltme yapalım. İlk hücum serisini 48 yardı çizgisinde yaptı Hacettepe. Şu an 3 ve 11'deler 47 yard çizgisinde. Bir pas oyunu, ancak dışarıya gitti. Hacettepe Red Bears'ta ilk hücum serisini degajla tamamlamak zorunda kalacak. Rakip yarı sahasına giremedi Hacettepe. Evet, şimdi degaj yapılıyor. Fena sayılmayan bir degaj. 14 yard çizgisinde yakaladı topu Atilla Işık. Dönüş koşusunda 30 yardı da geçti. Atilla Işık sayıya mı gidiyor? Son anda bir müdahale geliyor Atilla Işık'a. İnanılmaz bir dönüş koşusu oldu. 14 yardtan aldı. Kendi yarı sahasını geçti ve şimdi Yeditepe Eagles ikinci hücum serisine rakip yarı sahadan başlayacak.
40 yardalık bir dönüş koşusu oldu Atilla Işık'tan. 1 ve 10 oynayacak Hacettepe yarı sahasının 46 yarda çizgisinde Yeditepe Eagles. Evet, topu alan Eduardo Maranhão. Evet, tackle geldi Eduardo'ya. Sol tarafa doğru bir koşu oynadı. Kısa bir mesafede olsa ilerleme kaydetti mi? Bakıyorum. Hayır, 2 ve 10 oynayacak Yeditepe Eagles. Yine 46 yarda çizgisinin çok az ilerisinde, yani çok az bir mesafe kazanmış, bir yardlık bile değil. Şimdi Curtis Walls bir pas oyunu, ancak 33 numaralı formasıyla running back oynayan Emrecan Yoltay topu yakalayamadı. Üçüncü hücum hakkı olacak Yeditepe'nin. Ve bu arada top, evet, 47 yarda çizgisinde duruyordu. Tekrar olması gereken yere konuldu. 3 ve 10 Yeditepe Eagles hücumu. Ve bu arada bir ceza bayrağı geldi. Yeditepe hücumu geriledi şu an. Bir hatalı başlangıç kararı çıktı Yeditepe'ye. Kendi yarı sahasına geriledi. 49 yarda çizgisinden 3 ve 15 üçüncü hücum hakkını tekrardan kullanacak. Eğer hücum hakkını tazelemek istiyorsa en az 15 yardlık bir kazanım elde etmesi gerekiyor Yeditepe Eagles'ın. Curtis Walls bir pas oyunu oynayacak. Uzun mesafeli bir pas oyunu. Topu yakaladı, elinden kaçırdı. İslam Durak. Eğer yakalayıp ilerleyebilseydi Eagles touchdown yapabilirdi, ancak elinden kaçırıyor topu ve dördüncü hücum hakkı olacak. Tekrardan Degaş takımı girdi Yeditepe'nin derken bir bayrak daha görüyorum. Bu maçtaki ikinci hatalı başlangıcı oldu Yeditepe'nin. Biraz daha geriden bir Degaş kullanacak. İstanbul Anadolu Yakası ekibi yaklaşık 39, son anda Yeditepe'liler kontrollü bir şekilde oyunu sonlandırdı. Hacettepe hücumu oynanacak. İkinci hücum serisi Hacettepe Red Deers'ın. Tabii şu an 16:28 saat. Normalde 16'da başlayacaktı maç. Ufak bir gecikmeyle başladı. Onu da belirtmiş olalım. Değerli korumalı futbol veya Amerikan futbolu, hangisini kullanmak istiyorsanız bu sporu seven izleyicilerimize hatırlatalım. Ve Hacettepe bir oyun kurucu koşu oyunu derken mesafe kaybediyor. Bu arada top canlandı. Fumble mı? Şu an oyunda durmuş vaziyette ama oyuncular devam ediyor.
Hacettepe hücumu devam edecek. Ancak ciddi bir kayıp yaşadılar. 39 yarda çizgisine gerilediler. Evet, bu arada Hacettepe'nin hücum bir... Bu arada evet, top canlandı ancak Hacettepe yere düşen topu, yere düşürdüğü topu yakalamayı başardı. Üçüncü hücum hakkı olacak Hacettepe'nin ve bir yarda daha geriye gittiler. Üçüncü hücum hakkını 38 yarda çizgisinden oynayacak Hacettepe Red Deers. Top çıktı. Bir pas oyunu. Ve bu arada Fahri Oğuzhan'ın attığı pası interception olmasına, yani pas çalma diyebiliriz buna. Erdem Sarıkaya'ydı yanlış görmediysem. O pas oyununda topu kapmaya çok yaklaşmıştı. Ve şimdi bir degaj daha geldi. Ve bu arada bir yer ceza bayrağı var. Yeditepe Eagles istediği yerde topu alamadı. Atilla Işık, kendisine bir baskı geldi ve topu istediği gibi kontrol edemedi. Şu an neden bayrağa katıldığıyla ilgili bir konuşma var hakemler arasında. Yanlış görmediysem bayrak iptal edildi. Yanlış görmüyorsam 16 yardalık çizgiden 1 ve 10 oynayacak Yeditepe Eagles. Curtis Walls bir koşu oyunu oynattırdı takımına. Eduardo Maranhao koşan oyuncuydu ve İyi bir ilerleme kaydetti. 2 ve 1 oynayacak şimdi Eagles. Biraz takımlardan da bahsetmek gerekir. Hacettepe Red Deers 1993 kuruluşlu bir takım. Şu an savunma takımı sahada. Birincilikte de şampiyonlukları bulunan bir takım. Yeditepe Eagles'a yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor ki az önce koşan Brezilyalı running back aynı zamanda Brezilya milli takımında da forma giyiyor Eduardo Maranhao. Maçın ilk first down'ına imza attı ve Eagles'ın hücum hakkı yenilendi. 34 yarda çizgisinden 1 ve 10 oynayacak Eagles. Geçtiğimiz sezon 1. ligi domine eden Coach Ramsey yenmeyi başarmıştı. Yeditepe Eagles hatırlayanlar için, hatırlayamayanlar için bir kez daha hatırlatmış olalım.
bir koşu oyunu daha geldi Eduardo Maranhão'dan. 41 yarda çizgisine geldi. 7 yardalık bir koşu oyunu Eduardo Maranhão'dan. İkinci hücum hakkı olacak. 2 ve 3 oynayacak Yeditepe Eagles. Top çıktı elden. Curtis Wilson pası başarılı. Atilla Işık yakaladı topu ve bir first down daha gelmiş olması gerekiyor. Şu an hakemin topu koyduğu noktaya göre evet first down geldi. Yeditepe ikinci kez hücum hakkını tazeledi. Bu arada bir mola geldi. Maçta henüz sayı yok. 0-0'lık bir eşitlik var. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi final müsabakasında Yeditepe Eagles ve Hacettepe Red Deers takımları karşılaşıyor. Evet, bu sezon ilginçtir. Üniversite Ligi'nde de bir İstanbul-Ankara finali olmuştu. Oradaki adıyla 1. Lig ve Süper Lig olarak söyleyebilirim. Hani 1. Ligi Süper Lig, 2. Ligi 1. Lig adıyla oynanıyor Ünilik'te. Ünilik Süper Lig'de Ankara'dan ODTÜ Falcons ve İstanbul'dan Yıldız Stallions takımları finale kalmıştı. Ve Yıldız Stallions'ın şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı. Hacettepe Red Deers'ın Ünilik takımı da Ünilik 1. Lig'den Ünilik Süper Lig'e çıkmayı başardı bu sezon. Finaldeki rakipleri Koç Rams'ti, ancak Koç Rams o maçı kazanmıştı ve Ünilik 1. Lig'i şampiyon tamamlamıştı ve burada da İstanbul-Ankara rekabeti görüyoruz. Hacettepe Red Deers ile Yeditepe Eagles. Mola süresi sona erdi. Yeditepe hücumu ve Hacettepe savunması tekrardan sahada. Süre akıyor. Top elden çıktı. Curtis Walls bir screen pass. Atilla Işık iki kişinin arasından harika sıyrıldı. Touchdown'a mı gidiyor? Atilla Işık touchdown'ı yapıyor. Yeditepe Eagles maçın ilk sayılarını kaydediyor. ...54 yardalık bir screen pass oyununda touchdown'ı buldu Yeditepe Eagles. Touchdown pası Curtis Walls'tan yakalayıp topu gol bölgesine götürmek ise Atilla Işık'tan. Ve şimdi Eagles ekstra sayı için sahada. Özel takımı. Burak Tataroğlu topun gerisinde ekstra gol deneyecek. Evet, solak bir oyuncu. Ekstra golü başarılı olarak gördüm. Evet, hakemler de onay verdi ve Yeditepe Eagles 3. hücum serisinde ilk sayılarını buldu ve 7-0 öne geçti Red Deers karşısında. Maçın ilk dakikaları her ne kadar şu an toplam 5 hücum serisinde 4 degaj veya ve 1 sayı olmasına karşın zevkli bir oyun izliyoruz. Koşu oyunları olsun, pas oyunları olsun. Hacettepe Red Deers diğer Ankara takımlarının aksine pas oyunlarına da sıkça başvurdu. Onu da görmüş olduk.
Türkiye Korumalı Futbol 1. Ligi'nde Gazi Warriors ve ODTÜ Falcons Ankara takımları. Bunlar koşu ağırlıklı oynayan takımlar. Hacettepe'de pas oyunlarını da sık izleme şansımız oldu. Ve birazdan Yeditepe Santrası ve Hacettepe Red Deers'ın dönüşü olacak. Hücum hakkı Hacettepe'ye geçecek. Şunu da belirtelim. Az önce ekstra gol sayısını yapan Burak Tataroğlu aynı zamanda savunmada linebacker, yani çizgi arkasında oynuyor ve bu arada yerde bir ceza bayrağı var. Acaba nasıl bir karar çıktı? Ya da çıkacak? Şu an onun tartışması var. Evet, bir arkadan blok kararı çıktı. Hacettepe hücumu geriliyor. Şu an tam olarak anlayamadım. Hücumların ve savunmaların nerede olduğunu görmeye çalışıyoruz. Evet. Hacettepe geriledi. 19 yarda çizgisinden başlayacaklar. Hücuma 1 ve 10. Ve bu arada bir bayrak atıldı ama bayrak sahanın gerisine düştü. Hücum da oynandı. Evet, Yeditepe offside'ı. Hücum tekrarlanacak. Hacettepe için 5 yardalık bir kazanç oldu Yeditepe'nin bu offside hatası. 24 yarda çizgisine ilerleyecek Hacettepe. Ve bu arada bir oyuncu değişikliği vardı Yeditepe savunmasında. Selahattin Özdemir çıktı. Yiğit Doğan'a girdi. Savunma hattının uç bölgesinde oynayan oyuncular bunlar. Defensive end diye tabir edilen. Ve bu arada Hacettepe hücumu bir koşu oyunu gördük ve bu arada ufak bir gerginlik sakinleşti. Ortalık çabuk dindi. Ve gerginlik yaşayan oyunculara bir uyarı geliyor. Maçın baş hakemi Umut Erdener'den. Hacettepe hücumunun gerilediğini görüyoruz bu ceza sonrasında. İkinci hücum hakkını oynayacak Hacettepe. Bir pas oyunu. İyi bir blok geldi. Pası iyi kesti orada. Yeditepe Eagles'tan. Orada cornerback Berk Sezgin o pozisyondaydı.
Hacettepe için bu hücum serisinde işler bir hayli zorlaştı. 3 ve 15 gibi duruyor. Ve bir koşu oyunuyla ilerlemeye çalışırken savunmadan müdahale geldi ve Hacettepe 3. hücum serisinden de sayı çıkaramıyor. 3 hücum serisi ve 3 degaj olacak. 7 Tepe Eagles ise ilk 3 hücum serisinde 2 degaj ve 1 touchdown çıkarmıştı. 7-0'lık üstünlüğü var İstanbul Anadolu Yakası ekibinin. Degaj yapıldı. Top dışarıya çıktı. Hücum sırası 7 tepede. Şimdi tabii bir ceza çıktı bu arada galiba 7 tepeye. Şu an 30 evet 30 yardadan da geride. 27 yarda çizgisinden. Ne şu an hakemler yani karar nereden başlayacağı şu an yok. Bu arada evet. Hücum yerleri değişiyor. Şu an ilk çeyrek sona ermiş durumda. İlk çeyrek 7 Tepe Eagles'ın 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 27 yardı çizgisinde ikinci çeyreğe başlayacak 7 Tepe Eagles bu hücum serisinde hem de ikinci 12 dakikalık bölümde. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz 7 Tepe Eagles'tan. Top çıktı ve bir koşu oyunu var. Koşuyu yapan oyuncu Ali Örmen. ...35 yardaya kadar getirdi takımını. 8 yardalık bir koşu Ali Örmen'den. 2 ve 2 oynayacak şimdi 7 Tepe. Evet bir koşu oyunu daha geliyor. Çok güzel bir alan açıldı. Eduardo Maranhão touchdown'a mı gidiyor? Durdurulamıyor. Eduardo Maranhão ve touchdown 7 Tepe Eagles derken bir ceza bayrağı var. Ceza kime çıktı? Bu arada o önemli. Evet bu arada Eduardo Maranhão'nun touchdown'ı geçerli değil. Çünkü bir 7 Tepe hücumunda arkadan blok olduğunu belirttiler. Ve İstanbul Anadolu Yakası ekibinin hücumu geriledi. First down geçerli ama sayı geçerli değil. Şu an Hacettepe yarı sahasına girmiş vaziyette 7 Tepe. ...44 yarda çizgisinde top çıktı. Curtis Walls bir pas oyunu oynuyor. Ancak
İlhan Mert Bozatlı o topu yakalayamadı, bir serzenişi de vardı. İkinci hücum hakkı olacak. Yine aynı bölgeden 2 ve 10 Yeditepe hücumu. Eduardo Maranhão, hayır, Curtis Walls kendisi koştu. Curtis Walls kendisi koşuyor ve bu arada 2 tane ceza bayrağı var. Bir gereksiz sertlik kararı mı çıktı? Acaba orada evet, ceza Yeditepe'ye çıkmış vaziyette. Yeditepe Eagles hücumu geriledi. Şu an üç ve çok diyebiliriz. Yani 3 ve 22-23 gibi bir şey buradan benim gördüğüm. Çok kolay olmayan bir hücum olacak eğer. Bakalım, bir pas oyunu, evet. Bu arada Eduardo Maranhão pası almasına rağmen arkadaşına takıldı ve ona bir sitemi var. Orkun Lokum hücum hattından yerdeydi ve pası alan Eduardo Maranhão da Orkun Lokum'a takıldı ve istediği ilerlemeyi kaydedemedi ve yine degajla sona erecek bir hücum serisi daha. Degaj yapıldı. Şu an kimsenin müdahalesi yok. Top dışarıya çıktı. Bakalım Hacettepe Red Deers bu maçtaki dördüncü hücum serisinden sayı çıkarabilecek mi? Eagles'ın 7-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Uzun mesafeli bir, daha doğrusu bir screen koşusu vardı. Screen pass, sonra koşu ve touchdown gelmişti. Ekstra golü de bulmuştu. Şu an Hacettepe hücumu ilerliyor. Ancak Yeditepe savunması da Hacettepe hücumuna pek fazla şans tanımıyor. Otuz yarda çizgisinde şu an ikinci hücum hakkı yok. Düzeltiyorum, 31'de duruyor. 31 yardadan 2 ve 10. Şu an bir koşu oyunu daha. Hacettepe Red Deers'tan koşuyu yapan oyuncu Levent Deniz Çelik.
hücum hakkını tazelemeye de yaklaştı Hacettepe. Evet, bir koşu oyunu daha Hacettepe'den. Müdahale var Yeditepe savunmasından, ancak bayraklar da var. Hakemlerin attığı ceza bayrakları. Şu an kime nasıl bir ceza verilecek? Şu an ceza iptal edilmiş vaziyette. Ve son hücum hakkı olacak Hacettepe'nin. Ankara ekibi bir hücumunu daha degajla bitirmek zorunda kalacak. Evet, degaj yapıldı ve top sekti. 45 yardının biraz daha ilerisinden bir hücum serisi olacak. Yani hücum serisine başlayacak Yeditepe Eagles. 37 yarda çizgisinden 1 ve 10 oynayacak Yeditepe. Ve bu arada savunmasına kızıyor Yeditepe Eagles antrenörü Casey Crosby. Oyuncularına sert bir uyarıda bulundu. Şu an Yeditepe hücumu. Curtis Walls bir pas oyunu. Atilla Işık yakalayamadı. Güzel fırsatlar buluyor Yeditepe Eagles. Hücumlarda. Yine aynı yerden 2 ve 10 oynanacak. Pas gibi yaptı ve şimdi bir koşu oyunu geliyor Eduardo Maranhão'dan. Çok rahat bir koşu oyunu oldu, ancak bacağını tutuyor Eduardo Maranhão. Bir sakatlık durumu söz konusu. Eagles'ın Brezilyalı running back'inde. Sanırım bir kas atması var gibi duruyor. Dileriz ciddi bir sıkıntısı yoktur. Hücum hakkını tazeledi bu arada Yeditepe. 1 ve 10 oynadı. İlhan Mert boz attığı aldı topu. İlerledi. Yere düşen topu Atilla Işık yakaladı ve touchdown'ı yaptı. Touchdown geçerli. Ancak bu arada yerde bir ceza bayrağı var. Kime ceza çıkacak? Bu arada touchdown verildi. Bir pas oyunu gerçekleşti. Curtis Walls topu İlhan Mert Bozatlı'ya atmıştı. İlhan Mert topu tuttu ancak düşürdü ve fumble oldu. Orada yere düşen topu anında yakalamayı başardı Atilla Işık ve rahat bir şekilde gol bölgesine ulaşarak farkı çift tanelere çıkardı. Skor şu an 13-0. Ve ekstra gol deneyecek Yeditepe. Topun gerisinde yine Burak Tataroğlu var. Ancak bu sefer başarılı değil.
13-0'lık bir Eagles üstünlüğü var. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi final maçında Yeditepe Eagles farkı 2 touchdown'la çıkarmış durumda Hacettepe Red Deers karşısında. Evet, şimdi Hacettepe Red Deers'ın dönüş takımı sahada. Barış Cıstık ve Efe Agah Baran dönüş için yerlerini aldılar. Yine santra vuruşunu Burak Tataroğlu yapacak Yeditepe Eagles'ta. Evet, vuruş yapıldı. 8 yarda da yakaladı topu Efe Agah Baran ve yere düştükten sonra bir ceza bayrağı var ve bu arada ayrıca Yeditepe Eagles'tan bir sakatlık mı var? Yok. Ayağa kalktı Erdem Sarıkaya. Bir anda yerde kıvranıyordu ancak çabuk kalktı ayağa. Kendi yarı sahasının 15 yarda çizgisinden hücuma başlayacak Hacettepe. 1 ve 10 oynayacak. Maçtaki 5. hücum serilerinde ilk sayılarını bulmaya çalışacak. 13 sayı farkla geride şu an Ankara ekibi. Bir pas oyunu ve bu arada bir pas çalma oldu. 18 yardalık bir pas çalma dönüşünde touchdown geliyor. Berk Sezgin. Hacettepe Red Deers sayı arayacak derken Yeditepe Eagles'ın 3. touchdown'ı geldi. Cornerback Berk Sezgin'den. Ve skor 19-0 oldu. Acaba Yeditepe Eagles bir farklı galibiyete daha mı ilerleyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şu an ekstra 2 sayı oyunu oynadı Yeditepe ancak başarılı olamadı. Koşu oyununda Ali Örmen topu gol bölgesine taşıyamadı. 19-0'lık bir üstünlüğü var Eagles'ın. Hacettepe için işler hiç ama hiç iyi gitmiyor. 5 hücum serisinde 4 degaj ve 1 top kaybı ki o top kaybının dönüşünde touchdown yediler. Şu an oyunun kontrolü Yeditepe Eagles'ta. Yeniden bir Yeditepe santrası.
tekrardan hatırlatmış olalım. Bu maçı kazanan takım gelecek sezon Türkiye Korumalı Futbol 1. Ligi'nde oynayacak. Kaybeden takım için henüz her şey bitmiş değil. Bir play-out maçı bekliyor. Anadolu Rangers'la oynayacakları. ...38 ya da 37 yarda çizgisinde bir işaret gördüm ama hakemler kendi aralarında bir konuşuyor. Bakalım Hacettepe hücumu nereden başlayacak? Yok, bu arada santra vuruşu tekrarlanacak. Yine aynı şekilde Burak Tataroğlu topun gerisinde. Vuruş gerçekleşti. Topu 8 yarda çizgisinde yakalayan isim Levent Deniz Çelik oldu ve 25 yardalık bir çizgi yok. 25'te mi başlayacak hücum? Biraz daha ileride, evet, 28. Hacettepe kendi yarı sahasının 28 yarda çizgisinde 1 ve 10'a başlayacak. 6. hücum serisi Hacettepe'nin. ...19 sayı farkla gerideler. Artık ilk sayılarını bulmak istiyor Hacettepe. Ve bu arada bir ceza bayrağı var. Hatta iki oldu. Hacettepe hücumuna bir hatalı başlangıç cezası çıktı. 5 yarda gerilediler. 23 yardadan birinci hücum haklarını tekrarlayacak. Bir ve 15. Bir koşu oyunu var. Güzel bir sıyrılıştı içeriye doğru ancak çok fazla ilerlemesine izin vermedi bu koşu oyununun. Yeditepe Eagles savunması. 2 ve 11. Şimdi Hacettepe hücumu için. Bir pas oyunu geliyor. Bu arada Umut Köroğlu oyun kurucu pozisyonunda. Eğer bir hata yaptıysak oyun kurucu konusunda bir düzeltme olsun. Umut Köroğlu Hacettepe'nin oyun kurucusu. Berk Sezgin ikinci pas çalmasını yapacaktı. Şu an üçüncü hücum hakkı. Bir pas oyunu. Evet. İkinci pas çalması oldu bu Yeditepe'nin. Koşu sürüyor. Özgür Ceylan. Maçtaki ilk pas çalmasını yaptı ve hücum hakkını Yeditepe Eagles'a kazandırdı.
Tabii Umut Köroğlu için hiç ama hiç iyi gitmeyen dakikalar oldu. Üst üste iki hücum serisinde top kaybıyla sonuçlanan paslar. Ve Yeditepe Eagles 29 yarda çizgisinde 1 ve 10 oynayacak. Bu arada mola geliyor. Eduardo Maranhão'yu da yeniden sahada gördük. Kasını tutuyordu. Uzun mesafeli bir koşu oyunu oynamışlardı. Oynamıştı daha doğrusu. Eduardo Maranhão orada bir canı yanmıştı ancak çok da ciddi bir durumu yok gibi gözüküyor ki tekrardan sahada. Son taktiklerini aldı Yeditepe hücumu ve mola dönüşünde rakip yarı sahasının 29 yarda çizgisinde 1 ve 10 oynayacak. Bir koşu oyunu gibi duruyor şu an. Evet. Topu aldı Eduardo Maranhão. Gidiyor. Bir ceza bayrağı var. Ömerhan Çakmak Eduardo Maranhão'ya müdahalede bulunmuştu. Ve bu arada Eduardo Maranhão tekrardan çıktı. Sanırım sakatlık problemi devam ediyor. Ve bu arada bir holding cezası çıktı Yeditepe Eagles aleyhine. Yani bir tutma cezası, illegal tutma cezası diyelim biz buna Türkçe olarak. 10 yarda gerilediler. 1 ve 20. Şimdi. Ve bu arada çok iyi. Ooo, Curtis Walls kendi gitmeye çalışırken Hacettepe savunması gerçekten bu koşu oyununu çok iyi okudu. Yeditepe bir mesafe kaybı daha. Yaşıyor. Ve bu arada mola alındı. Murat Yılmaz Hacettepe'nin savunma hattı oyuncusu. Curtis Walls'un koşusunu çok iyi bir şekilde durdurdu. Orada iki farklı running back vardı. Verir gibi yaptı ancak kendisi koştu. Ancak o koşuyu da çok iyi okudu Murat Yılmaz ve Curtis Walls'u durdurdu. Evet, bir ceza bayrağı var. Uzun mesafeli bir pas var. Atilla Işık o pası yakaladı. Ancak bir top kaybı mı gelecek? Çünkü yere düşen topu ceza bayrağı vardı. Yere düşen top vardı. Bakalım nasıl bir karar çıktı. Evet, Hacettepe aleyhine bir offside kararı çıktı.
Yeditepe 5 yardalık bir kazanım sağladı bu ceza sonrasında. İkinci yarının, ikinci çeyreğin düzeltiyorum. İkinci çeyreğin bitmesine de az bir süre kaldı. Evet, bir pas oyunu, uzun mesafeli bir pas oyunu. Curtis Wilson pasını yakalayamadı orada da İslam Durak. Bir iki adım önde olsaydı touchdown'ı yapabilirdi Yeditepe Eagles. Şu an top 41 yarda çizgisinde. 41 yardalık bir pas oyununun touchdown'la sonuçlanmasını izleyecektik ancak isabetli bir pas olmadı. Üçüncü hücum hakkı Yeditepe Eagles'ın. Evet, bir pas oyunu denemesi daha. Curtis Walls. Bu sefer Atilla Işık'ı düşündü ancak top dışarıya gitti. Yani Atilla Işık o topu yakalasaydı yine dışarıda yakalayacaktı ve bu arada ikinci çeyrek sona eriyor. Yeditepe Eagles 19, Hacettepe Red Deers 0. İlk 24 dakikada alınan sonuç. İkinci yarıda tekrardan birlikte olacağız.